Merhaba dostlar, ben Vatnela. Açık dünya oyunları deyince aklınıza ne gelir? GTA, Watch Dogs gibi oyunlar falan değil mi? Bu normal çünkü bilgisayar oyunları açık dünya alanında hayvan gibi gelişti. Hatta öyle insanlar var ki gezip gördükleri yerlerden fazla oynayıp gördüğü yerler var. Neyse, mobil dünyası da ne kadar cihazların özelliklerinden dolayı birazcık sıkıntı çekseler de bunları değişik fikirlerle harmanlayıp efsane oyunlar yaptı. Agalar sıkı durun çünkü bugün elimde efsane kaliteli tam 9 tane açık dünya oyunu var. Ve biliyorsunuz tüm tarzlara uygun oyunlar koyuyoruz. Psikopat oyunlarından kovboy oyunlarına, araba oyunlarından gerçekçi oyunlara, gerçekçi oyunlardan fantezi oyunlarına. Bugünkü oyunlar da farklı farklı tarzlarda. Yani korkmanıza gerek yok, size uygun bir tane oyun bulacaksınız. Ama videoya geçmeden önce kısacık bir tane not bırakayım. Bugüne kadar sizin iyi yorumlarınızla gaza gelip eleştirel yorumlardaki açıklarımızı kapatarak günden güne daha da iyiye gittik. Bu yüzden çok teşekkürler ve abi sen de beni yorumlarda eleştirebilir, destek olabilirsin veya da gel yorumlara birkaç tane sohbet edelim. Ve kanalımızdaki diğer videoları izleyerek efsane kaliteli oyunları eğlenir bir biçimde öğrenebilirsin. Neyse fazla uzatmayalım. Hadi videoya gel. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Spider. Bu oyun efsane aksiyonlu. Şu an evde oturduğunuz koltuğun falan büyük ekranda koskocaman olması falan efsane aksiyon. Efsane hoşunuza gidecek. Siz adı Agent 8 olan küçük bir tane örümceksiniz. Basit bulmacalarla, basit görevlerle evde falan geziyorsunuz. Oyun bu evde falan şu an size küçük gelen büyük dünyada, bu macerada bulmacaları çözerken istihbaratları falan da ortaya çıkararak kendine daha da çok bağlıyor. Ve bir de daha değinecek olursak grafikler. Abi oyunun grafikleri efsane. Zaten görüyorsunuz mükemmel grafikler ve buna da efsane kontrollerle birlikte mükemmel bir oyun yapmışlar. Ama bu oyunun bir de kötü yanı var. O da Apple'ın oyunu olduğu için App Store'da var sadece. Ama Android kullanıcıları da üzülmesin. Çünkü birazdan daha efsane oyunları tanıyacaklar. Hadi Ajan 8'i atlayıp diğer oyunumuza geçelim. Medal to Big City. Agalar bu oyuna bayılacaksınız. Özellikle araba sürmenin bu kadar eğlenceli olduğu başka oyun yok. Harita bakımından, grafikler bakımından, telefonlar için mükemmel olan bir oyun. Ve arabalara da silah falan eklenebiliyor ya, modifiye falan edilebiliyor. O özelliği de mükemmel. Ve en çok hoşuma giden yeri ise şu kapıyı kırarak dışarı çıkması. Ama bir şey var ki neredeyse tüm videolarda önümüze çıktığı için diğer videolarımı izleyenler ve abonelerim bilir. Şu yürüme. Abi o kadar kaliteli bir oyun yapıyorsunuz. Bir adamı neden yürütemiyorsunuz? Ama neyse, bu oyunun şu kapıyı açma efekti efsane. O yüzden yürümeyi nötrler. Ve söyleyeyim, sadece şu araba sürmek için bile milyonların indirdiği bir oyun. O yüzden bunu indir. Neyse, hadi diğer oyuna geçelim. Off the Road. Agalar bu oyun efsane. Arabadan gemiye, gemiden tıra, tırdan askeri tıra, askeri tırdan helikoptere. Her şeyi kullanabildiğiniz, kocaman haritasıyla şu paraları topladığınız mükemmel bir sürücü açık dünya oyunu. Oyunda gerek arabaların parçalanmaları falan olsun, gerek efektleri falan olsun, gerekse açık dünyasıyla olsun, sizi saatlerce ekranı bağlı tutacak. O yüzden önlemlerinizi alın. Oyun hem eğlencesi bakımından hem de arabaların böyle çeşitliliği açısından mükemmel bir şey. Ve sürekli yeni yerler keşfediyorsunuz. Ve arabaların kalitesi falan sizi zaten bayağı bir etkileyecek. Neyse, zaten bu oyuna bayılacaksınız. Bu oyunu direkt indirin zaten. Hadi hemen diğer efsaneye geçelim. The Hunter Mobile. Amacımız avcılık olsa da asıl bizi etkileyecek olan şeyin haritası olduğu efsane bir oyun. Ve bir de silahlar tabi. Gerçekçilik bakımından mükemmel bir şey. Otlar, ağaçlar falan, haritası efsane gerçekçi. Sizi bir ormana salıyorlar abi. Orada hayvan avlıyorsunuz, bu kadar. Fazla bir açıklaması yok zaten bu oyunun. Zaten avcılık oyunlanabilirsiniz arkadaşlar. Sizi bir ormana salarlar. Burada hayvan avlarsınız. Oyunda özellikle dikkat çeken şeylerden birisi de ve benim efsane hoşuma giden, sıktıktan sonra o merminin gidişini görmek. Bu oyunda da o var. Bu bence bayağı bir etkileyici ve arkadaşlar o bildiğimiz FPS oyunlarından çok daha kaliteli grafiklere sahip ve haritası da kocaman. Daha ne istersiniz gibi avcılık oyunu. Neyse, bunu fazla anlatmaya gerek yok, zaten az çok anladınız. Hadi diğer oyunumuza. Wilderness. Siz bir tane çocuksunuz ve ormanda yalnızsınız. Geriye kalan tek bir şey var, eğlencenin dibine vurmak. Özellikle haritanın büyüklüğü ve grafikleri ön planda olan bu oyun bir aralar beta'daydı, sonra App Store'a geldi ama Google Play'de şu anda yok. Android kullananların gözü yine yaşlı ama olsun be abi, bir şey olmaz. iPhone kullananların yüzü gülüyor çünkü bu oyun mükemmel. Ve bir şey değinecek olursak, bu çocuk da galiba normal bir çocuk değil çünkü acayip yetenekli. Ve çocuk Usain Bolt gibi koşuyor. Ve adamlara helal olsun, bir harita tasarlamışlar abi. Gez gez bitmiyor, kaybolursunuz. Zaten oyunun asıl amacı da haritayı gezmek. Gerçekçilik o kadar da önemsenmemiş, biraz daha fantezi tarzında yani. Ama bu oyuna saatlerinizi harcayacağınızdan eminim. Her zaman yeni bir şeyler keşfedeceksiniz. Neyse, fazla uzatmayalım. Hadi diğer oyunumuza.
Totally Deliable. Aga bu oyun tamamen manyak bir şey. Psikopatsanız zaten bu oyunu oynayacaksınız. Evet, tamamen bir psikopat oyunu. Birisi uçakla uçarken kanatlarını tutunacağınız, yangın söndürme tüpüyle falan uçacağınız mükemmel bir şey. Açık dünya fantezi tarzında olan bu oyun online olarak bulunması sebebi de bayağı bir sevildi. Bunun hakkında Türkler de bayağı bir YouTube kanallarında içerikler var. Neredeyse haritadaki her şeyi yaparsınız. Oradan oraya atlıyorsunuz, oradan oraya bir şeyler yapıyorsunuz. Her zaman yapacak bir şey var. Sürekli bir yerde eğleneceksiniz yani. Ve oyun size bazı görevler falan veriyor. Bunları en hızlı sürede bitirmeye çalışıyorsunuz. Ve oyunda bayağı bir aktivite var. Bu yüzden bayağı eğlenceli ve karakterler efsane eğlenceli. Oyuna bir dalıyorsunuz. Zaten öyle bir kafa gidiyor ki saatlerce oynuyorsunuz. Ve nedense sürekli mutlu oluyorsunuz. Çünkü bu sevimli karakterle sürekli bir şeyler yapmak efsane hoşunuza gidiyor. Zaten bu oyunu görmeyen çok az kişi vardır. Çünkü neredeyse tüm YouTuberlar bunun hakkında videolar çekti. Bayağı eğlenceli bir oyun. Ve bir o kadar da psikopat bir oyun. Neyse, hadi diğer oyunumuza. Genshin Impact. Aga zaten başta söylemiştik. Kişiden kişiye her türlü zevke uygun oyun var. Bu listede çeşit çeşit açık dünya oyunları gösterdik. Ama bir tanesi var ki grafikleri mükemmel. Özellikle anime severlerin bayağı hoşuna gidecek çünkü çizimleri falan öyle. Listemizdeki diğer oyunlara göre grafikleri bayağı bayağı güzel. Ve bu da birazcık psikopat bir oyun. Mesela denizin yanından gidiyorsunuz, bir tane su baloncu çıkıp size saldırabiliyor. Ya da zıplarken kanadınız falan çıkıyor. Zaten Japon mangalarını falan okuyanlar, animelerini falan izleyenler bilir. Bu Japonlar biraz psikopattır, böyle şeylere normal olarak karşılayabilirler. Neyse, oyunumuza dönelim. Oyunumuz açık dünya fantezi tarzında. Diğer açık dünya oyunlarından ayıran kısmı ise savaşmamız. Ve tabii söylemeden geçilmeyecek olan grafikleri. Şu grafiklere bakın arkadaşlar, mükemmel. Ve en etkileyici şeylerinden birisi de haritasının bu kadar büyük olması. Oyunda görevlerin olması ise sizi oyunda daha çok tutuyor, sizi sıkmıyor. MMORPG oyunlarıyla açık dünya oyunlarını birleştirmişler bir nevi yani. Ve buna da çok iyi bir tane hikaye ekleyerek, sizi oyunda tutacak bir şeyler ekleyerek, sizi eğlendirecek bir şeyler ekleyerek harika bir işe imza atmışlar. Neyse, fazla söze gerek yok, zaten oyunu görüyorsunuz. Bu kadar kaliteli bir oyun. Hadi diğer oyunumuza geçelim. Vegas Gangsteri. Oyundaki çeşitli silahlar, skinler, kıyafetler, arabalar, mükemmel grafikler ve kocaman haritasıyla zaten bu oyunu bilmeyenin kendisine saygısı yoktur. Kendisi Gameloft'un imza oyunlarından. Bir haritada görevleriniz falan da var tabi. Böyle insanları falan yok ettiniz. Bir nevi GTA gibi bir oyun. Mobilin GTA'sı gibi. Sürekli bir şeyler patlatarak, bir eğlenceyi bir yerden tadarak ve kendinizi geliştirerek daha da güçlü olarak şehrin hakimiyetini almaya çalışıyorsunuz. Gerçekten efsane kaliteli bir oyun. Zaten çok eskiden beri Gameloft kendini kanıtlamış bir oyun üreticisi. Bu oyunda da bayağı güzel işleri imza atmış. İnsanlar sıkılmadan oynuyor ve görevleriyle falan çok güzel vakit geçirebiliyorlar. Ama Gameloft'un bir oyunu var ki işte o oyun. İşte o oyun. Six Guns. Abi bu oyunu zamanında oynadım. Tabii benim oynadığım zamanların en iyi oyunuydu. Bayağı bir eski bir oyun. Şu an herkesin bildiği Red Dead 2'nin atası diyebiliriz. Kovboylarla savaştığımız bir oyun. Neyse abi, bu oyun çok iyi bir açık dünya oyunu. Ve görevlerle de ilerleyebiliyorsunuz. Ama bir tane görev vardı. İki tane dallamayı indirecektik. Tabii benim o zamanlarda kolum yoktu. O iki dallamayı bir türlü vuramıyordum. Sırf bu ikisi yüzünden oyun itildim. Ve artık yeter. Gün intikam günü. Not it!